Ne oluyor Şebnem? Tam çıkacaktım. Niye çağırdınız beni? Fren şef toplanmamızı istedi. Keşke baştan söyleseydin. Aa Naz bir dur, bir dinleyelim. Belki çok önemli bir şey söyleyecek. Bekleyelim. Ha geldi zaten. Evet hepimiz buradayız. Ne söyleyeceksen dinliyoruz. Öncelikle hepinizden tekrar özür dilerim. Ben hatamı telafi etmek istedim. O yüzden gidip Eyüp Şef'le konuştum. Komite bizi haftaya tekrar değerlendirecek. Gerçekten mi şefim? Evet. Naz bak gördün mü? Her şey halloldu. Ya ne güzel. Her şey çözüldü. Naz. Naz. Böyle mi devam edeceğiz? Yok. Anahtarımı bulursam hemen gideceğim buradan. Yapma böyle ne olur. Neyi yapmayayım ya? Neyi yapmayayım? Her altı yapan sensin. Eyüp Şef'i araya soktun. Bir hak daha kazandık. Her şey bitti. Tüm olanları unutalım yani. Öyle mi? Bir dakika. Nereye? Senden uzak herhangi bir yere. Buyurun. Sağ olasınız. Rica ederim. Sultanım bakın en az 10 dakikadır konuşuyoruz. Ama siz de somut bir şeyler bulup gösteremiyorsunuz işte. Hani bahsettiğiniz her şey sadece sizin sezgilerinizden ibaret. Bence artık bu konuyla daha fazla üzmeyin kendinizi. Fırat'ım merttir. Yani kimseyi zor durumda bırakmak istemez bilirim. Ama kalbi yaralı yavrumun. Kalp yarası insan olmadık işler yaptırır. Bazı şeyler bizim zamanımızdaki gibi değil Sultan Hanım. Şimdiki gençler kalplerini acıtacak olanın yanına bile yaklaşmıyorlar. Öyle tabii de. Fırat'ın başka. O teyzesine çekmiş. Ya canının yanacağını bilse de vazgeçmez. Ya inadına üstüne gider. Sizin de mi? Yani siz beni anladınız Hazım Bey. Yani derdim benim kimseye kara çalmak değil. Yani diyeceğim hani gözünüzü dört açın. Yani inşallah ben yanılmışımdır. Yani inşallah siz haklısınızdır. Yani sağ olasınız su içinde. Rica ederim. Hayırlı günler. Naz! Naz! Bekle! Bekle! Gelme artık peşimden şef! Anlatıyorum, dinlemiyorsun. Özür diliyorum, kabul etmiyorsun. Ne kadar anlayışsız bir insanım, değil mi? Öyle değil tabii ama... Ama bu iş böyle daha ne kadar devam edecek? Hem bana haksızlık ediyorsun. Bak, ben seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadım. Gördüm, geldim. Sana gelme diyorum. Bu saatten sonra yaptığın hiçbir şeyin anlamı yok. Gerçekten. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin yüzünden kaç defa Taylan'ın kalbini kırdım, haberin var mı? Öylesine haklıymış ki. Bana Taylan deme. Kusura bakma ama kendisi benim nişanlım. Benim restoranımda çalışacaksan onun adını da duyacaksın. Maalesef. Öyle değil mi? Bak yine ilişkimle ilgili yargılayıcı konuşuyorsun. Sevmiyorum bunu. Ne yapayım? O herif seni hak etmiyor. Bunu söylemek suç mu? Kimin bana uygun olduğuna ben karar veririm. Sen değil. Nereye? Mobilya bakmaya. Yakında Taylan'la evleneceğimiz için bir fikir edineyim istiyorum. Ona da karışmayacaksın herhalde.